Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün başlıyor. Günaydın, gününüz aydın olsun. Yılın son ayının ilk gününe girdik sayın seyirciler. Bugün takvimler 1 Aralık'ı gösteriyor, günlerden salı. Yeni günden güne yeni başlayan herkese, evlerinde, iş yerlerinde olan herkese kolaylıklar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, gün sizin gününüz olsun, günün getireceği tüm kazançlarıyla birlikte olsun diyoruz. Haftanın ikinci günündeyiz, çok yoğun bir hafta sonunu geride bıraktık. Dün oldukça yoğun gündemimiz vardı. Bugün de öyle olacağı benziyor. Her zaman olduğu gibi yeni güne günün ilk ekonomi verileriyle başlayalım. Borsa İstanbul'da yeni gün seansı birazdan başlayacak. Dünü Borsa İstanbul dünü 100 endeksi %0.54'lük düşüşle 75.232 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma günü kapanışa göre 405.64 puan azalırken toplam işlem hacmi 3.1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0.32, holding endeksi %0.53 düştü. En fazla kazandıran sektör endeksi %4.90 ile bilişim, en çok değer kaybettiren sektör ise %1.91 ile ulaştırma oldu. Dün güne yükselişle başlayan borsa 100 endeksi 76.535 sınırını kadar gördü. Ancak ondan sonra düşüşe geçti. 75.097 puana kadar da geriledi. Peki analistler ne diyor? Borsa İstanbul tarafından bugün devreye alınan BİSTEK sistemine göre kullanıcılardaki acemiliklerin etkisiyle işlem hacminin görece düşük kaldığını belirterek, ayrıca bunun yanında Rusya ile yaşanan gerilimle de ilgili bir değişiklik olmamasının da endeksin yükseliş çabalarını sınırlandığını gösteriyor. Rusya ile gerilim dün akşamdan itibaren yine hat safhaya çıktı. Bakalım bundan borsa nasıl etkilenecek? Günün öğleden önceki ilk seansının sonuçlarında göreceğiz bunu öğle arasında. Ekonomiden bahsetmişken sürücüleri yakından ilgilendiren bir konuyla daha devam edelim. Araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu. 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere yeniden değerlendirme oranında artacak. Buna göre araç muayene ücretleri 97 lira 94 kuruştan başlayacak. 258 lira 42 kuruşa kadar yükselecek. Karayolları Taşıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri de 2016 yılında yeniden belirlenecek de her yıl artış oluyor biliyorsunuz söz konusu ücretlerde. Vergi usul kanunu genel tebliği ile 2015 yılı için belirlenen yeniden değerlendirme oranında da artışa gidilebilecek. Buna göre yılbaşından itibaren muayene ücretleri otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 245 lira 44 kuruş ve 258 lira 42 kuruşa da otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıtlar, arazi taşıtı, romörk ve yarı romörklerde ise 181 lira 72 kuruştan 191 lira 16 kuruşa kadar yükseldi. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin muayene ücretleri de 93 lira 22 kuruştan 97 lira 94 kuruşa kadar yükseldi. Bu arada bütün Türkiye'nin merakla beklediği bir konu, hani 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacaktı. Asgari ücrette de geri sayım başladı. Asgari ücret tespit komisyonu 2 Aralık'ta toplanıyor, yani yarın. AK Parti'nin 1 Kasım seçimi öncesinde hazırladığı ve açıkladığı asgari ücret 1300 lira yükseltme vaadi vardı biliyorsunuz. Bu yılki görüşmelerin önceki yıllardan daha farklı, daha kısa sürede uzlaşmayla neticelenmesi bekleniyor asgari ücret komisyonunda. Çünkü buna göre hazırlıkların çoktan yapılmış olması gerekiyor.
Asgari ücret halen bekar bir işçi için brüt 1273 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 1000 lira 54 kuruş olarak uygulanıyor. Kapıcılarda ise normal işçilerden daha farklı gelir ve damga vergileri kesilmediği için 1082 lira 47 kuruşa denk geliyor asgari ücret. Peki AK Parti'nin vaadi neydi? 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacağı söyleniyordu. Hatta biz de zaman zaman buralardan, bu ekranlardan sormuştuk. 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacak mı 1300 liralık net asgari ücret uygulaması diye? Siyasiler üstüne ısrarla vurgu yaparak söylemişlerdi. Evet, geçerli olacak demişlerdi. Peki döviz kurlarına bakıyoruz. Dolar ve euro günü düşüşle kapattı. Amerikan doları 2911'den günü kapattı dün. Euro ise 3078 liradan yeni güne başlayacak. Altının gramı da yerinde saydı, 99.711 liraydı gram bazında. Ve gelelim fındığa. Cuma gününü 11 lira 90 kuruştan kapatan fındık dünden itibaren 40 kuruş daha düştü. Yeni güne 40 kuruş eksiyle başladı. Ordu Ticaret Borsası'nda 11,5 liradan işlem gördü fındık. Üreticiler Birliği, üreticiler fındığı indirmemekte direniyor. İhracatçılar da fındık fiyatlarını aşağıya çekebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Çünkü her iki taraf da olaya kazanmak penceresinden bakıyor. Üretici fiyat yükselirse kazanıyor. İhracatçı da fiyat düşerse kazanıyor. Çünkü o da ona göre daha yüksek fiyatta satacak fındığını. Peki bugün kaçtan başlayacak? Fiyatlar düşmeye devam edecek mi? Ona da ilerleyen dakikalarda bakacağız. Çünkü henüz ticaret borsaları fındık fiyatlarını açıklamış değiller. Peki gazete başlıklarına bakalım. Gazetelerin manşetlerinde neler var bugün? Kimler hangi konuyu işlemişler? O başlıklara bakacağız. Hürriyet'le başlayalım. Putin krizi zorluyor diyor. Dün gece saatlerinde yine çok büyük kriz yaratacak. Dünya genelinde büyük tartışmalara yol açacak açıklamalara imza attı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Bunları birazdan paylaşacağız sizlerle birlikte. Ve Hürriyet de bunu kendi manşetine yerleştirmiş. Paris'teki iklim zirvesinde dünyanın merakla beklediği görüşme gerçekleşmedi. Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uçak gerilimini düşürmek için görüşelim çağrısını karşılıksız bıraktı başlığını vermiş. Bu arada yine birazdan bu konuya da değineceğiz. Diyarbakır Barosu Tahir Elçi'nin vurulduğu alanda teröristler bir türlü Cumhuriyet Savcılarının inceleme yapmasına izin vermiyor. İki gündür artık buna taciz atışı değil, öldüresiye atış yapılıyor. İki gündür teröristlerin açtığı ateş yüzünden bir türlü sağlıklı araştırma yapılamıyor. Olay yerini halk inceledi demiş yine Hürriyet bu konuyla ilgili olarak birinci sayfasında. Ve vizesiz Avrupa için 72 şart. Türk vatandaşlarının 2016 Ekim ayından itibaren Schengen vizesinden muaf tutulması için Ankara'nın 72 kriteri bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor. Bu arada pasaportlar da yeniden değişecek eğer bu uygulama hayata geçerse 2016'dan itibaren. Hürriyet'in birinci sayfası dolu dolu bu akşam. Adayım demeden başkan adayı Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi'nde en çok beklenen ve en çok merak edilen isimlerden bir tanesiydi. Dün kameraların karşısına geçti, konuştu. Neler söyledi? Onları da ilerleyen dakikalarda yine ekranlara getireceğiz. Adayım demedi, kendisini izlemeye gelenlere alkışlarla, tezahüratlarla Meral Akşener aday dedirtti resmen. Onu da izleyeceğiz az sonra. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'ne mali inceleme genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklanmıştı biliyorsunuz. Dün de Cumhuriyet Gazetesi'ni mali incelemeye tabi tutmak için maliye müfettişleri gelmişler, akına tutmuşlar. Evet, Hürriyet'in birinci sayfasında olanlar bunlardı. Sür manşetinde muhteşem gece var. 42. Panten Altın Kelebek Ödülleri vardı İstanbul'da. Bu gecedeki ödüller sahiplerini buldu. Hürriyet yine yıllardır geleneksel hale getirdiği ödüllerini dağıttı. Evet, diğer gazetelerimize bakacağız. Habertürk var. Habertürk'ün manşetinde Erdoğan'dan Putin'e rest başlığı kullanılmış.
Böyle bir şey ispat edildiği anda ben bu makamda durmam. Putin'e de bunu soruyorum. Sen o makamda durur musun dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunun için dedi. Birazdan bakacağız ayrıntılarına. Çünkü dedim ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paris'ten ayrılmadan önce durdu. Yine ortalığı karıştıracak nitelikte bir açıklamaya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu açıklamaya yanıt gecikmedi. İşte detaylarını bunun da birazdan gireceğiz. Ve yine birinci sayfada tercihinizi yapın manşeti var Habertürk'ün. Başbakan Davutoğlu Brüksel'de sığınmacı karşıtı Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı böyle uyardı. DAEŞ ya da Türkiye'nin Müslümanlığı şeklinde bir ara başlık var. Böyle de bir diyalog yaşanmış aralarında. Ve diğer başlıklara bakalım. 43 delil toplandı, çekirdek yok. Elçinin öldürüldüğü sokaktaki incelemede PKK'lı teröristlerin ateşinden yarım kaldı. İki gündür bu böyle oluyor maalesef. Cumhuriyet savcıları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki savcılar, yine Diyarbakır Barosu'na bağlı avukatlar, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü alanda inceleme yapmak isteyen heyete bir türlü izin vermiyor. Her ne kadar üst düzey tedbirler, güvenlik tedbirleri alınsa da. Ne demiş gazetede? Olay yeri incelemede 83 delil belirlendi, 43'ü toplanabildi. Teröristler ateş açınca 40 delil olay yerinde kaldı şeklinde paylaşılmış. Yine Mardin Derik'te bir şehidimiz var. Bugün onu son yolculuğuna uğurlayacağız. Görüntülerini de birazdan paylaşacağız. Karara 3 cümlelik itiraz, Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluğuna 3 cümlelik itirazını kararı veren hakim kabul etmedi, üst mahkemeye yolladı demiş. Bununla ilgili biraz önce sizlerle paylaştık. Araç muayeneleri zamlanıyor. Bu haber de Habertürk'te yer almış. Sür manşetine bakalım. Habertürk'ün zirveye kondu. Fenerbahçe Kadıköy'de konuk etti. Trabzonspor'u 2-0 geçti biliyorsunuz dün akşam. Yeniden liderlik koltuğuna oturdu Fenerbahçe. Bu da sür manşetten görünmüş Habertürk gazetesinde. Üzerleri çizildi diyor. Galatasaray maçında Kasımpaşa'nın golünü vermeyen hakem Halis Özkahya ve yardımcıları kızağa çekiliyor. Gözlemcilerinden kırık alan ekibe uzun sürede maç verilmeyecek yazılmış. Peki Habertürk'e de geçiyoruz. Milliyet gazetesi var sırada. Milliyet'in sür manşetinden başlayalım. Milliyet için bugün üzücü bir gün. Çünkü Hasan abiye veda günü sür manşete de böyle başlık çekilmiş. Türk basınının duayen ismi. Dün demiştim ki merhum Hasan Pulur için Türkiye'de teknolojiye meydan okuyan, teknolojiye kafa tutan, gelişen teknolojiye rağmen daktilosundan vazgeçmeyen, ısrarla bilgisayar kullanmayan ve cep telefonu kullanmayan belki son gazetecidir diyebiliriz demiştik Hasan Pulur için. Gerçekten de öyleydi. Eski topraklar onlar. Daktilo gazeteciliğine alışmışlar. Ömürlerini daktilo başına geçirmişler. O şekilde de mesleklerini bu zamana kadar sürdürdüler. Bizim yaşımızdan fazla meslek geçmişleri var bu insanların. Türk basınının duayen ismi Hasan Pulur'u bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Hasan abi için saat 10.30'da Milliyet gazetesinin Çağlayan'daki binası önünde tören düzenlenecek. Pulur daha sonra Levent Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Aşiyan'daki aile mezarlığında toprağa verilecek demiş. Milliyet'in sür manşetinde bir başka haber var. Babanın adalet feryadı. İstanbul Sancaktepe'de Elif Dağ yerine çarpıp kaçtıktan sonra kırık far parçasından aracı tespit edilip yakalanan sürücünün serbest bırakılmasına genç kızın ailesi tepkili. Maalesef Türkiye'de böyle hukuksal kararlar olabiliyor. Tartışılır mı, tartışılmaz mı? Ne söylesek onu da bilemiyoruz. Bir şey söylesek de suç oluyor. Söylemesek de bu sefer sosyal suç oluyor. Karar veremedim şu an için. Peki devam edelim. Manşetinde çocuklara üzüldü. Türkan Elçi Sur'da öldürülen eşini Milliyet gazetesine anlatmış. Faili meçhullerde bile onu en çok üzen şey bir çocuğun babasız kalmasıydı. Ne yazık ki aynı durumla kendisi karşılaştı demiş Türkan Elçi. Diyarbakır Baro Başkanı'nın eşi. Avrupa Birliği Türkiye ilişkisi ete kemiğe büründüğü ara başlığı var. Başbakan Davutoğlu'nun Brüksel'deki temaslarını değerlendirmesi var. Bununla ilgili bir haber paylaşılmış.
Hükümet güven oyu aldı. Bunu da birazdan paylaşacağız sizlerle. CHP liderinden yeni mal beyanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni mal beyannamesine verdi. Kılıçdaroğlu oğluna ait 14 bin lira bedelli 2004 model Clio marka arabayı satarken yerine 51 bin Türk lirası bedelle 2015 model başka bir araba satın almış. Ayrıca mal bildiriminde oğluna ait özel bir bankadaki 37 bin liralık borcu da eklemiş Kılıçdaroğlu. Yine Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nde hareketlilik yaratan açıklamalarına yer verilmiş. Diplerde, köşelerde de olsa. Teröristler akraba ara başlığı var Milliyet gazetesinde. Tahir Elçi'nin öldürülüp iki polisin de şehit edilmesiyle sonuçlanan olayda polisle çatışan iki şüpheli Uğur Yakışır'ın diğer zanlı Masum Gürkan'ın dayısının oğlu olduğu belirtildi. Bu arada olay yerinde araştırma yapılacağı sırada teröristlerin silahlı ve roketli saldırısı sebebiyle tamamlanamayan incelemede mermi çekirdeği bulunamadı. Uzman Çavuş şehit düştüğü haberi burada da var Mardin'in Derik ilçesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Milliyet'in hemen logo altında bir haber var. Putin'in IŞİD petrolü iddiasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ispat et çağrısı. Evet, taşla baskısına iyi yetişmiş bu haberler. Çünkü bu gelişmeler dün akşam saat 23-23.30 sıralarında yaşandı sayın seyirciler. Akşam gazetesine geçtik. Putin yalnız kaldı manşetini atmış akşam. İklim zirvesi için Paris'te bir araya gelen dünya liderlerinin gayri resmi gündemi düşürülen Rus uçağıyla ilgili krizli ilk görüşmelerde Türkiye'nin haksızlığı bir kez daha teyit edildi deniliyor. Bu arada Putin'e yalnız bırakan ülkeler de var, Putin'e destek çıkan ülkeler de var. En son Birleşik Arap Emirlikleri veya işte diğer adıyla Dubai'nin Dışişleri Bakanı Putin'e sahip çıktığını açıklamıştı dün akşam ilginç bir açıklamayla. Devam edelim. Hemen altında PKK'da aydınlatılırsa korkusu var. Tahir Elçi'nin öldürüldüğü eylemi adım adım planlayan örgüt, gerçeğin açığa çıkmaması için dün bir kez daha olay yeri inceleme ekibine saldırdı. Kanlı saldırı sonrası Diyarbakır Sur'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün sabah itibariyle kaldırıldı. Cumhuriyet savcıları, olay yeri inceleme ekipleri ve baro temsilcileri dün yine dört ayaklı minaredeydi. Ancak bir türlü bunu yaptırtmadılar. Hemen hemen bahsettiğimiz konular hep var. Araç muayenesine zam haberi akşam gazetesinin yine birinci sayfasında var. Kimse özür beklemesin şeklinde bir başka haber var. Başbakan Davutoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ilgili çekilmiş bir fotoğrafın altına yazılmış. Ve akşam gazetesini de bu şekilde böylece geride bırakalım. Fanatik var sırada spor gazetesi. İşte görüyorsunuz fotoğraf karesi de mükemmel Fanatik'teki. Başlık da ona göre yakışmış. Çok güzel hareketler bunlar diye Trabzon'u Fenerbahçe'nin 2-0 geçmesinin ardından Fenerbahçe uzun bir aradan sonra Kadıköy'de sadece skoruyla değil futboluyla da taraftarını mest etti. Perdeyi Nani'nin muhteşem golü açtı. Fernando'nun kafası kapattı. 3 sezondur evinde berabere kaldı. Trabzon'u bu kez deviren sarı lacivertliler 4 maçlık serinin ardından 7 hafta sonra zirve yaptı. Puan sıralamasına bakalım. 30 puanla 1. sırada Fenerbahçe, en yakın takipçisi 29 puanla Beşiktaş 2. sırada. Enteresandır. 3. sırada 25 puanla Akhisar Belediyespor var. Hemen altında 23'er puanla Galatasaray 4. sırada, Başakşehir 5. sırada. Son sırada ise 18. sırada ise 7'şer puanla Eskişehirspor ve aynı puanla Mersin İdman Yurdu var. Fanatik'in bugünkü manşeti de böyleydi. Onu da sizlerle paylaşmış olduk ve geçtim foto maça. Nani Nani oy oy başlığını atmış. Foto maç yine Fenerbahçe maçından sonra dünya yıldızı Nani süper golü, jeneriklik asisti ve olağanüstü futbolu ile derbi zaferinin mimarı oldu demiş. Fanatik'in de manşetinde bu vardı. Sür manşetinde ise iddiacılarla ilgili kısmen reklam sayılabilecek bir habere yer vermiş. Güneş gazetesi çekirdek paniği manşetindeki haber kara provokanda çökecek alt başlığını kullanmış. Eli kanlı teröristler Tahir Elçi'yi öldüren mermi çekirdeğinin bulunmaması için dün bir kez daha olay yerini inceleyen savcılara saldırdı. Çünkü çekirdek bulunursa Elçi'nin katilinin PKK'lı teröristler olduğu net bir şekilde ortaya çıkacak denilmiş.
Bununla ilgili haberleri yine birazdan paylaşacağız. Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de PKK'yı kınamış bu eyleminden sonra. Gelişmelere göre hareket edeceğiz yan manşeti var Güneş Gazetesi'nin 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için Paris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'in iddialarına cevap verişini anlatmış. Bu arada sürmanşette kadına kafa attı, para cezasıyla yırttı başlığı var. Kimden bahsediyor? Sıradışı hareketleri ve müzikleriyle rock sanatçısı Hayko Çepkin. 2 yıl önce Beyoğlu'nda bir kadına yol ortasında kafa atmıştı. Kavga anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansımış. Olay yargıya taşınmıştı. Dava karara bağlandı. Hayko Çepkin 1040 lira para cezasıyla olayı atlattı demiş. Ligin yeni efendisi Fenerbahçe, Güneş'in yine sürmanşetinde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mal varlığını yeniden açıkladı demiştik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunu ele almış Güneş Gazetesi, Zeynep'in mal varlığı nerede diye sormuş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin, eşinin ve oğlunun mal varlıklarını açıkladı. Ancak adı milyon dolarlık ultra lüks rezidans skandalına karışan kızı Zeynep'in mal varlığı ise hala sırrını koruyor demiş. Zeynep Kılıçdaroğlu için işte alt tarafta resmi de var. Eminim Kılıçdaroğlu kızının da mal varlığını açıklayacaktır. Açıklamaktan da çekineceğini çok zannetmiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde iftiralarla bu işler yürümez başlığı kullanılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ'ten petrol aldığımız ispat edilirse ben bu makamda durmam ama Putin'e diyorum yalansa sen durur musun? Çok sert restleşmeler oldu dün akşam Paris'te. Birazdan o görüntüleri ve açıklamaları paylaşacağız sizinle. 52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi Türkan Şoray'ın yönetmenliğini yaptığı Uzaklarda Arama oldu. 1963'te ilk ödül, 2015'te ilk film demiş Türkan Şoray için Uluslararası Antalya Film Festivali'nde. Alt tarafında hiç kimse bizden özür beklemesin şeklinde Başbakan Davutoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le yapmış olduğu ortak basın toplantısında söylemiş olduğu satır aralarındaki başlıklardan bir tanesiydi. Paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Vatan Gazetesi var sırada. Çelenk ile uğurlama başlığını kullanmış, manşetini kullanmış daha doğrusu. Sınırda düşürülen Rus uçağının pilotu Yarbay Peşkov'un cenazesi Ankara'dan üst düzey askeri törenle ülkesine uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Tuğgeneral Başkanlığındaki heyet temsil etti. Çelenk'le gönderildi demiş. Evet, bunu da böylece paylaşmış olduk. Mehmetçik taşıdı hayatını kaybeden Rus uçağın pilotunun bulunduğu tabutu. Vatan'ın sürmanşetinde o savcı da yurt dışında haberi kullanılmış. Cemaat bağlantılı soruşturmada adı geçen eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'dan sonra Fikret Seçen de yurt dışına kaçtı. 24 Kasım'da görevden alınan Seçen, aynı tarihte 20 gün rapor aldı. Atatürk Havalimanı'ndan saat 17'de Kalemi Hava Yolları'na ait uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine uçtu. Seçen için 26 Kasım'da yurt dışına çıkış yasağı kondu. Sultan'ın Gurur Gecesi yine sürmanşet haberlerinden bir tanesi. Vizesiz Avrupa Birliği için 72 şart, bunları biraz önce paylaşmıştık sizinle. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki Akşener sesleri de bu gazetenin manşetine yansımış. Ve bu arada Ordu Olay Gazetesi'nin dünkü manşeti bu, onu da geçiyorum. Ordu Yorum Gazetesi'nin de dünkü manşeti. Evet, gazete başlıklarımız bitti, sona erdi sayın seyirciler. Bu arada her sabah geleneksel olarak sizlere sunduğumuz orduların günaydın mesajları var biliyorsunuz. Bunları sizlerle paylaşacağız. Bugün yine arkadaşlarımız ellerine mikrofonu aldılar. Sabahın ilk ışıklarıyla ilk saatlerinde ordululara yeni gün mesajlarını sordular. Günaydın demelerini istediler. Bakalım kim neler söylemiş. Önce onları izleyelim, sonra kendi gündemimizden devam edeceğiz. Günaydın. 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 Evet. Günaydın.
Ben... Günaydınlar, hayırlı işler. Günaydın. 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 Ha, günaydın. Günaydın. Gününüz güzel geçsin. Gününüz güzel geçsin. Günaydın. Günaydın Türkiye. Günümüz aydın olsun. Günaydın. 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 Nereye? Günaydın. Gününüz güzel geçsin. Geçsin. Güzel geçsin. Günaydın. Günaydın diyelim bir kez daha bizi izleyen herkese, ekranları başına yeni geçen seyircilerimizi gününüz aydın olsun, haftanız sağlıklı, mutlu, bol kazançlı geçsin temennilerimizi bir kez daha iletelim bu ekranlar aracılığıyla. Geliyoruz kendi gündemimize, dünyanın ve Türkiye'nin yine ana gündem maddesi Rusya-Türkiye ilişkileri oldu. Dün geceden itibaren bugüne de damgasını vuracaktır. Bugünden sonra da uzunca bir sürede konuşulacağı benziyor. Çünkü neden? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine ortalığı karıştırdı. Ortalığı karıştırmasının sebebi ise düşürülen Rus savaş yolcu uçağıyla ilgili yaptığı skandal da denilebilecek nitelikte bir açıklama Türkiye'yi ağır bir itham altında bıraktı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı için Fransa'nın başkenti Paris'teydi. Putin ayrılmadan önce dün gece saatlerinde önce Türkiye ve vurulan savaş uçağı hakkında yeni açıklamalar yaptı. Türkiye'yi ağır bir dille suçlayan ve ithamda bulunan Putin'in bu açıklamaları dediğimiz gibi çok konuşulacağı benziyor. Peki ne dedi? Şöyle dedi Türkiye için. Elimizde yeni kanıtlar var. Mesela Suriye'deki Türkmen halkını savunmak değil, şöyle söylemiş. Mesele Suriye'deki Türkmen halkını savunmak değil, Türkmenler işin bahanesi. Uçağımızı bir daha emin oluyoruz ki Suriye'den IŞİD petrol kervanlarını rahatça Türkiye'ye girişini sağlamak için vurdular. Son günlerde emri Erdoğan vermemiş diyorlar. Bizim için artık bunun bir önemi kalmadı demiş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Görüntülerde görüyorsunuz. Moskova'nın terör konusunda Türkiye ile uzun zamandan beri problemleri bulunduğunu da dile getiren Putin, Türkiye'den yardım ve anlayış görmedik şeklinde ifadelerde de bulundu. Bu ifadeler özellikle Türkiye kanadında daha çok konuşulacağı benzer. Peki Putin'in bu açıklamalarında Türkiye adına yanıt geldi mi? Evet geldi. Hem de aynı gün, aynı akşam, aynı yerde. Yine aynı konferans. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Taraflar Konferansı için Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransa'nın başkenti Paris'teydi. Putin'in bu skandal iddiaları karşısında çok sert, net ve kesin açıklamalar yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in petrol iddiasına ilişkin böyle bir şey ispat edildiği anda ben bu makamda durmam ama Sayın Putin'e diyorum sen o makamda durur musun diye sordu ve devam etti. Eteklerinde ne kadar taş varsa dökülsün, ondan sonra bizde de varsa birikmiş taşlar bize dökmeye başlarız. Türkiye bir kabile devleti değildir. Şu anda 80 milyon nüfusu olan G20 üyesi bir ülkeyiz diye de ekledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarına göz atalım. İyi niyetimizi ortaya koyduk. Daha ilk günden Sayın Putin'le görüşme isteğimizi ifade ettik. Ve ondan sonraki gelişmeler noktasında da biz sadece süreci şu anda takip ediyoruz. Rusya tarafından birçok açıklamalar yapılıyor. Onları da şu anda izliyoruz. Fakat şu konuyu tüm radar tespitleriyle kendi önlerine de koyduk. Ve burada özellikle Suriye tarafından milliyeti bilinmeyen iki uçağın hava sahamıza doğru gelmesi olayını kendilerine belgelerle anlattık. Ve onların da bunu bildiklerini görmek beni ayrıca mutlu etti. Çünkü değişik kanallardan zaten onların eline de bu bilgiler ulaşmış vaziyette. Ve şu tabii işin çok da anlamlı bir yanı, bu hava sahamızda 5 dakika içinde 10 kez Suriye topraklarındayken, Suriye hava sahasındayken uyarılan, milliyeti bilinemeyen bu iki uçak bizim hava sahamıza girdikten sonra bunlardan bir tanesi 17 saniye içerisinde tekrar Suriye tarafına geçiyor. Hele hele Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol alıyormuş gibi yakıştırmayı
kabul etmemiz mümkün değil. Ve bunu da ahlaki bulmadığımızı ifade etti. Ve burada çok açık, net bir şey söyledi. Böyle bir konuyu konuşmak sadece laf ola geri geri olmaz. Bunlar iddia, belge ile ortaya çıkıyor. Eğer böyle bir belge varsa ortaya koyuşunu, bu belgeleri görelim. Bizim biliyorsunuz petrol kaynağımız, petrol aldığımız ülke bellidir. Biz Rusya'dan petrol ve doğalgaz alıyoruz. Biz İran'dan alıyoruz. Azerbaycan'dan alıyoruz. Irak'tan alıyoruz. Cezayir'den, Katar'dan, Nijerya'dan. Buralardan biz petrol ve doğalgaz alıyoruz. Şu anda DAEŞ terör örgütünden petrol alan kişilerden bir tanesi mesela Rus ve Suriye vatandaşı olduğu Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından söylenmiş olan bir George Hashabi'dir. Ve bu kişi Suriye rejimine petrol satmaktadır. Belli. Bunu Amerikan Hazine Bakanlığı açıkladı. Bu ortada. Önce bir defa bunun hesabını versin. Ve bunu kalkıp da yani kendilerine göre iftira tutması, iz bırakır. Onların zaten geleneğinde var. İftiralarla böyle şeyler yürümez. Ve burada çok çok iddialı bir şeyi de ortaya koyarım. Böyle bir şey ispat edildiği anda bizim milletimizin asaleti şunu gerektirir. Ben bu makamda durmam ama Sayın Putin'e diyorum, sen o makamda durursun. Bu kadar açık bunu konuşuyorum. Ve bugün bunu buradaki bazı liderlerle de paylaştım. Bilgim tahtında asla böyle bir şey bugüne kadar olmamıştır. Ve biz petrol kaçakçılığı yapanların da enseleriz. Ve gereğini de bugüne kadar hep yapmışızdır, yapmaya da devam ederiz. Ama bizim bütün yasal yollarla bugüne kadar çalıştık. Yasal yollar, nereden petrol alıyoruz, nereden doğalgaz alıyoruz, bunların hepsi bellidir. Bizim terör örgütleriyle bu tür alışverişi yapacak kadar haysiyetsiz değiliz. Şimdi tabii görüşmeden bir şey söylemem uygun olmaz ama yine inanıyorum ki bu konular ağırlıklı olarak gündemimizde yer alacak. Bu konuları kendileriyle görüşeceğiz. Daha sonra ya Türkiye'ye döndükten sonra veya burada gerekli açıklamalar yaparız. Yani o davet üzere olan bir şey değil biliyorsunuz. O bizim mutadımızdır. Ama şu anda taraflarda herhangi bir açıklama gelmediği için öyle veya böyle bir açıklama yapmak o da doğru olmaz. Göreceğiz gelişmeleri. Ona göre gerekli açıklamalar yapacağız. Biraz sabırlı olalım. Biz duygusal davranmayalım. Tüm bunların hepsini görelim. Eteklerde ne kadar taş varsa dökülsün. Ondan sonra bizde de varsa birikmiş taşlar bizde dökmeye başlarız. Değerli arkadaşlar bakın biliyorsunuz devletler arasında, milletler arasında böyle uzun uzadıya iplerin koparıldığı şeyler olmaz. Mümkün olan yani bir iplik bile olsa o bağı tutmaktır, korumaktır. Biz bunu korumaya şu anda gayret ediyoruz. Kopmasını istemiyoruz. Çünkü bizim farklı bağlarımız var. Rusya tabii bunu nasıl sürdürecek? Onu bilemem. Biz de tabii gelişmelere göre nihai bir karar da vereceğiz. Yani daha önce de söylediğim gibi Türkiye bir kabile devleti değildir. Şu anda 80 milyon nüfusu olan G20'nin üyesi bir ülkeyiz. Aynı masayı beraber paylaştığımız bir ülke bize karşı bu tür bir şey yapması hazmedilir bir şey de değildir. Bunların değerlendirmelerini yapıp biz de ondan sonra bu konuyla ilgili kararımızı veririz. Türkiye adından verilebilecek en güzel cevaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Bunu bir kez daha tekraren söyleyelim. Ne demişti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin? Elimizde yeni kanıtlar var. Mesele Suriye'deki Türkmen halkını savunmak değil, Türkmenler işin bahanesi. Uçağımızı bir daha emin oluyoruz ki Suriye'den IŞİD petrol kervanlarını rahatça Türkiye'ye girişini sağlamak için vurdular. Son günlerde emri Erdoğan vermemiş diyorlar. Bizim için bunun artık hiçbir önemi kalmadı dedi Rusya Devlet Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da cevap gecikmedi. Bunu da tekraren söyleyelim.
Böyle bir şey ispat edildiği anda ben bu makamda durmam ama Sayın Putin'e diyorum sen o makamda durur musun dedi. Bakalım bugün, yarın, yarından sonra Rusya kanadından buna açıklama gelecek mi? Ve geçiyoruz Diyarbakır Sur'a. Tansiyon bir türlü düşmüyor. Sokaklar hala teröristlerin kontrolünde çünkü Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ile iki polis memurumuz teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit edilmişti biliyorsunuz. İşte o saldırıyı düzenleyenler olayla ilgili bilgi ve delil toplanmasını istemiyor. Çünkü biliyorsunuz gazete başlıklarında da bahsetmiştik. Aranan bir mermi çekirdeği var. Eğer o mermi çekirdeği bulunursa Tahir Elçi'yi öldüren silah da ortaya çıkacak. Tahir Elçi'yi öldüren teröristin kimliği de ortaya çıkacak. O mermi çekirdeği aranıyor. İşte onun da bulunmaması için teröristler ister yakın saldırıda uzaklardan da ateş ederek Cumhuriyet savcılarını engellemeye çalışıyorlar. Dün de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın da aralarında bulunduğu heyete yine teröristler tarafından ateş açıldı. Başsavcı Solmaz'ın yanında Başsavcı Vekili Gürkan Kütük, savcılar, olay yeri inceleme ekibi ve Diyarbakır Barosu temsilcilerinden oluşan heyette bulunuyordu. Balıkçılarbaşı semti Yeni Kapı Sokak'ta inceleme yapıp delil toplamak isteyen heyetin incelemesini tamamladığı sırada teröristler tarafından uzun namlulu silah ve el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunuldu. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışmalar yaşandı. Can kaybı veya yaralanan olmadı ama heyet can güvenliği sebebiyle olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı. Aynı heyet önceki günde çatışmanın ortasında kalmış, teröristlerin açtığı ateşte iki polis memuru da yaralanmıştı. Bu arada gazeteciler Sur ilçesine sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla bölgede oluşan tahribatı da görüntüledi. Şu an o görüntüleri izliyorsunuz ekranlarınızda. Birçok ev, iş yeri ve araçlarda kurşun izlerine rastlandı. Teröristler tarafından atılan roket atar mermilerinin isabet ettiği dükkanların kullanılmaz hale geldiği görüldü. Söz konusu dükkanlarda hasar tespit çalışmaları da yapılmaya devam ediyor. Yine Sur ilçesinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda polis memurları Ahmet Çift Hasan ve Cengiz Erdoğan şehit olmuş. Çıkan çatışmada Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmiş. Bir polis memuru ile Anadolu Ajansı muhabiri bir de meslektaşımız yaralanmıştı. Bu arada Diyarbakır'da olay yeri incelemesi yaparken teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan Cumhuriyet savcıları ile ilgili bir açıklamada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Dün Ankara'da Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti makamında. Kabul sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde ise Diyarbakır'da yaşanan biraz önce bahsettiğimiz o olaylar vardı. Olayın aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olağanüstü gayret sarf ettiğini söyleyen Bakan Bozdağ, Cumhuriyet savcılarımız ve hakimlerimiz büyük bir özveriyle görevlerini yapıyorlar diye konuştu. Konya'da atmıştı malumunuz. Ne olursan ol yine gel ve ya olduğun gibi yes, görün yes, ya göründüğün gibi ol felsefesiyle hareket ediyoruz. Gerçekten yargının içinde bulunduğu sorunlar sadece bir derneğin, sadece bir bakanlığın, sadece bir kişinin sorunu değil, bütün Türkiye'nin ortak sorunudur. Bugün ülkemizde en çok tartışılan konuların başında hukuk güvenliği gelmektedir. Bunun en önemli ayağı da yargı görevini yapan hakim, savcı ve avukatlarımıza düşmektedir. Çünkü yargıda güveni oluşturmak, yargının verdiği kararlardan memnuniyeti tesis etmek ve onu koruyup daha ileri noktalara taşımak sadece anayasa ve yasalarla mümkün olmamaktadır. Yasa ve anayasa değişiklikleri yanında özellikle hakim ve savcılarımızın verdiği adil kararlarla bu ancak tesis edilebilir, korunabilir, daha ileri noktaya da taşınabilir. Bu noktada hakim ve savcılarımıza büyük görev düşmektedir.
Türkiye'de görev yapan hakim ve savcılarımızın büyük bir fedakarlıkla, büyük bir özveriyle görevlerini yaptıklarına şahidim ben. İçinde vazifesini yaparken vazife başında şehit olan arkadaşlarımız oldu. Ben bu vesileyle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dün de bildiğiniz gibi Diyarbakır'da Diyarbakır Baro Başkanı, önceki gün daha doğrusu, teröristlerin başlattığı bir saldırı sonucu ortaya çıkan çatışma sırasında hayatını kaybetti. İki polisimiz orada şehit oldu. Bir basın mensubu da yaralandı. Ben bu vesileyle şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Baro Başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olan basın mensubuna da acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı gerçekten büyük bir çalışma yürütüyor. Hem adli tahkikat hem idari tahkikat devam etmekte. Ancak siz de takip ettiğiniz olay yeri incelemesini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı rahat bir biçimde yapma fırsatı bulamadı. İlk olay yeri incelemesi yaptığı sırada teröristlerce olay yerinde inceleme için bulunan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcımızı, başsavcı vekillerimizi, savcılarımızı ve Diyarbakır Barosu'ndan avukatlarımızın bulunduğu alana doğru kurşun yağmuruna tuttular. Arkasından bir roket atıldı olay yerine doğru ve orada güvenliği sağlamakla görevli bir araçta uzaktan kumandalı bir bombanın patlatılması suretiyle patlatıldı. Üç tane polisimiz de burada yaralandı. Ve tutanak tuttular. Olay yeri incelemesi sağlıklı bir biçimde yapılamadığı için. Dün de maalesef bu işlem bitirilemedi. Bugün sabahın çok erken saatlerinde güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle olay yerine yeniden savcılarımız gitti. Orada inceleme yaptılar. İnceleme sırasında yine hakeza teröristlerce uzaktan ateş açıldı. Yine orada sağlıklı bir biçimde vazifelerini yapmaları engellendi. Ve bununla ilgili de bugün bir başka tutanak tutuldu. Tabii bunu şunun için söylüyorum. Cumhuriyet savcılarımız, hakimlerimiz gerçekten büyük bir özveriyle vazifelerini yapıyorlar. Gerçeğin peşinde koşarken, adaleti doğru tecelli ettirmek için uğraşırken kendilerini, canlarını dahi işin önüne koyarak vazifelerini yapıyorlar. İşte Diyarbakır'daki bu soruşturma nedeniyle yaşananlar bunun son örneğidir. Şehit savcımız Mehmet Selim Biraz'ın başına gelenler yine bunun başka bir örneğidir. Ben bu vesileyle bugüne kadar yargı görevi yaparken şehit olan bütün yargı mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yargının içerisinde zaman zaman farklı davranan insanlar da çıkıyor. Bunların sayısının çok az olduğuna inanıyorum. Kamuoyunda yargıyı yıpratmak için maalesef bazı sayısı az da olsa yanlış yapanların yaptıkları yanlış üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Ve bu da yargıya, yargı görevi yapanlara büyük bir zarar veriyor. Bir kişinin hatasını veya yanlışını bütün yargıya mal etmek, yargıda fedakar biçimde vazife yapan bütün arkadaşlarımıza karşı büyük haksızlık olmaktadır. Yani buradan da Türkiye kamuoyunu, bir yanlış varsa yargı içerisinde bunun düzeltileceği yollar da var. İtiraz yolları var, temiz yolları var, bireysel başvuru var, ahim var. Pek çok yol var, yargının yapabileceği yanlışları düzeltme fırsatı veriyor, imkanı doğuruyor. Burada hakim ve savcılarımız vazifelerini bile bile yanlış yaptıklarını ben düşünmek istemem. Böyle bir şey olduğuna da eğer böyle bir durum varsa onunla ilgili de zaten gerekli müeyyide mekanizmaları var. O da HSYK eliyle devam ediyor. Ama maalesef sürekli medyada
yargı mensuplarını farklı noktalara koymak için pek çok haksız haberler yapılıyor. Ben onlara diyorum ki bu fedakarca çalışan yargı mensuplarını, onların fedakarlıklarını, onların emeklerini de lütfen görün. Birkaç yanlıştan, birkaç eksiklikten bütün yargıyı, yargıda göre yapan herkesi yanlış gösterme gayretinden de lütfen vazgeçin diyorum. Umarım bundan sonraki süreçte medyamız da bu konuda daha sağlıklı bir yaklaşım ortaya kor. Adalet Bakanı Boz'dan açıklamaları böyleydi. Hakim ve savcıların nedenli zor şartlar altında çalıştığını işte bu açıklamalarla bir kez daha ifade etmiş oldu. Orduluların yeni güne mesajlarını, günaydın mesajlarını bir kez daha ekranlarınıza getireceğiz sayın seyirciler. İzlemeyenler, kaçıranlar olduğu düşüncesiyle mesajların hemen ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Akabinde gündemimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günaydın. 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 Evet. Günaydın. Ben... Günaydınlar, hayırlı işler. Günaydın. 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 Ha, günaydın. Günaydın. Gününüz güzel geçsin. Gününüz güzel geçsin. Günaydın. Günaydın Türkiye. Günümüz aydın olsun. Günaydın. 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 Nereye? Günaydın. Gününüz iyi geçsin. 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 Günaydın. 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 Kent Vizyon İbrahim Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan Yeni Gün devam edecek.